Rocinha, welcome to show. A lot of people, they do have this stereotype thing. Oh no, what's gonna be like? Something, if I'm not from there, somebody's gonna hurt me. And today you're gonna see a lot of peaceful people, hard-working people, you know. Of course, we might gonna see something different from it. Şu anda gerçekten geldiğimiz yerde biraz yine elim ayağım titremeye başladı korkutum. That doesn't mean we're gonna get in trouble. The people from favelas, basically we are talking about from the beginning, former slaves and poor people in general. People from the favela, a lot of people here do study, do want something new in their life. Ai, me formalizar em alguma coisa, tipo, uma empresária, sei. And they have dance classes, they are in the life. Exactly, exactly. Önceki Rio favelaları bölümümüzde size buranın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu göstermiştik. Bu bölümde ise çocukların neşesine ortak olup favelanın yerelleri Carioca'larla birlikte dans edip eğleneceğiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, sokaklar değişir, şehirler değişir, kültürler değişir ama değişmeyen tek bir şey vardır. Çocukların gözlerindeki mutluluk. Biz de onların bu neşesine bir parça olsun dahil olabilmek için yanımıza getirdiğimiz bilekliklerden onlara da hediye ettik. Good sound, but when they are by themselves... It's like a samba school. Yes. Burası sanat okulu, şu anda gördüğünüz yer. Belki de buranın en eski sanat okullarından biri olabilir mi? Favelanın içerisinde ya. Favelanın içerisinde böyle rengarenk, zaten bina da rengarenk. Değişiklikler eder aşağıda öyle. Ben ilk önce burayı samba okulu sandım. Ki samba okulları hep favela içinde olanlar. This is a market, I think, right? Yeah. Evet, burası da minik bir market, gördüğünüz gibi içeride açayla satılıyor, farklı şeyler satılıyor. I introduce you guys. It's a kind of ice cream, very popular here. You pay like 30 cents of milk, so that works. Hangi salon? Evet, lokal bir dondurma deniyoruz. Şimdi bir diğer sokak lezzeti bunlar. Bence buz. This is ice, jello. Jello with flavor. With flavor, right? How do you open it? Sırayla kaçılıyor. You bite in here. Open it. No, you need to bite. Nasıl? Nasıl tadı? Güzel. Çek misin? İçeceğim. Bildiğin. Boyalı buz. Boyalı buz. Nasıl tadı? Şekerli buz. Evet, bununla birlikte şimdi favelaları gezmeye devam edeceğiz. In general, people in the favela, they don't give a shit about your stuff. You know, it's talking about like crime, you know, getting robbed. It's really easier to getting robbed down there than getting robbed here. Manzaraya bakar mısın? Gel buradaki manzaradaki şeye bak. Sandalyelere bak. Sallanan sandalye yapmışlar. Biraz sağ manzaraya bak. Wow. Şu anda gerçekten geldiğimiz yerde biraz yine elim ayağım titremeye başladı korkutum. Geçtiğimiz yolların bazı kısımlarında arkamızdan öyle kişiler geldi ki bize kameraları kaldır dediler. Bize kaldırmak zorunda kaldık. Bazı yerler tekrar açabildik. Çünkü hani bayağı böyle madde kullanımı altında gözüküyordu yani oradan geçtiğimiz kişiler ve öyle bir yere çıktık ki böyle bir anda bütün favelanın tamamını görebileceğimiz bir manzarada. 88 yaşındaki Raimundo amcanın evine geldik. 88 years old. Yeah. His name is Raimundo. Nice to meet you, Raimundo. Você pode fazer conhecê-lo. Ah, então é turco. É. Turco. Turquia, país bom pra caramba. Tchau, tchau, bye bye. Living in a favela is just like a way, a poor way of living, a way to survive, because if you get €250 a month, and you pay like €70 a month on rent, that means you're gonna have money to eat, yeah. You know, to eat properly. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz lokalde. What is the name of our host? Jessica. Jessica. Hello Jessica. Hello, nice to meet you. Rio de Janeiro favelalarının tehlikeli yüzünü anlatırken yalnız yaşayan 22 yaşındaki gencecik anne Jessica'nın hayatından kesitler paylaşmıştı. Onun yaşadığı zor koşullarda hayata umutla bakışı hepimize ilham oldu. Ve Jessica'ya sarılıp yola devam ettik. Jessica'nın hayatını görmek için bir önceki bölüme bakabilirsiniz. We're talking about an organized crime net, and these guys, they're not playing. We're talking about an international crime net. So some areas ruled by these people, there'll be more shooting. İnanılmaz bir şey. Duvarda kurşun izleri var. Şu an burası her ne kadar güvenli olsa da Miray, değil mi Rocinha? Evet. Burada zamanında çok fazla çatışma olmuş. Zaten belli yerlerde kamerayı kullanamamızın sebebi de bu. Hala silah taşıyorlar. Hadi devam edelim. Sizinle tanıştırmak istediğimiz bir diğer kişi de sokak sanatçısı Malu. Diğer adıyla Malu Vibe. Malu öyle şeyler yaşamış ki, birazdan ondan da dinleyeceğiz. Yaşadığı travmaları atlatabilmek ve çevresini iyileştirebilmek için elinden gelen en iyi şeyi yaparak sokakları boyamaya başlamış. My name is Malu. My name is artist. Work art. Faz 3 anos que eu trabalho com arte. Há 2 anos eu comecei a trabalhar na Rocinha, trazer o grafite para a Rocinha. 2 anos. Quando eu comecei a usar, me expressar através do grafite como cura também. Aqui ficou conhecido como linha da morte. See, like she's showing all the bullet holes. Aqui há muitas balas de. Você deu umas lot of bullets in the floor here. Uma vez eu vi aquilo que kids, uma criança brincando, juntando balas assim. E aí essa situação, esse cenário foi uma inspiração para mim fazer o que eu tô fazendo hoje. Temos Previda, eu sou Malu Vibe, @MaluVibe. Yavaş yavaş favela turumuzun sonuna geliyoruz. Sokakta dans eden çocuklar, Ermunda amca, Jessica, Malu ve bizi gezdiren Caio gibi Rio'da Carioca denilen yerellerle birlikte favelaların aslında ne kadar umut dolu bir yer olduğunu görüyoruz. Hayatta umut olacak o kadar çok şey var ki. Eğer bu videoyu bugün izliyorsanız siz de her şeye şükredin. Ve geleceğe dair umut dolu anları hayal edin. Ve yavaş yavaş artık sonuna doğru geliyoruz favelanın. Ne gündü, neler yaşadık. Çok ilginç şeyler oldu. Yani kamera her yerde yok. Malu Vibe again. Malu Vibe bizim kızın eserlerinden bir tanesi daha burada. Artistin güzel eserleri. Evet, bazı yerlerde kamerayı indirdi. Ve o yerlerde o kadar ilginç şeyler gördük ki bildiğiniz. Yani Tanrı Şehir, City of God filminin sahneleri gibiydi. Böyle yani burası favela. Yani burada her şey gerçek. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz faveladan. Turun sonuna geliyoruz. He is, I think, one of the best guys in Rio de Janeiro, Caio. If you come to Rio, please find him. We will give his contact information below. He invented a very nice local favela tour, which also helps to the locals. They can donate. Very nice. Thank you very much. Thank you very much. Bu dönem kendisi favelada yaşamış, dolayısıyla her yeri biliyor, herkes tanıyor. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bazı yerlerde kameranızı alıyor, bazı yerlerde gelin peşinden diyor. Dolayısıyla bir karşıya geçiyoruz. Unutmayın, dünyanın neresine giderseniz gidin, anılarınız yaşarken gördükleriniz değil, hissettiklerinizdir. Fala da Rocinha, welcome to show Acorda Capoeira, ok? Capoeira in Brazil, in the world, it's a game that mixes music, dance, fights, culture and sports. 1, 2, 3. Big, let's go, Cleber! 1, 2, 4! Capoeira music, okay? Repeat after me. Paranauê.